Aydın'ın İncirlova ilçesi Sandıklı mahallesindeyiz. Mahalle muhtarının ve halkının sorunlarını dinleyeceğiz. Köyümüzün gelişen imarı 7 kilometre, İncirlova'nın bitişinde Aydın'ı 8 kilometre olan bir şu anda mahalle. 2014'te büyükşehir yasasıyla mahalle olduk. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 2014'ün 10. ayında verdiğimiz dilekçelerde en büyük sorunumuzun, gelişen mahallemizin kanalizasyon altyapı sıkıntımız. 2018'de başlanacağını taahhüt ettiler. Daha sonuç alamadık. 2022'nin Nisan'ında kazma vurulacağını taahhüt ettiler, söylendi. Bugüne kadar bir sonuç alamadık. Tabii onlar da biz çalışma yapıp işlerimizi devam ediyoruz, yapacağız diye bizler tabii bilgilendiriyorlar. Tabii burada vatandaşlarımız haklı. Vatandaş da bizim muhtarımıza geliyorlar. Bu sorun çözümü için Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü. Çalışmalar devam ediyor, proje yapılıyor. Yok İller Bankası, yok o. Ama bizi yapılan şey 2021'de kanalizasyon başlanacağını taahhüt edildi. Yıl oldu 2022, bu sene aktardı Nisan. Şimdi 2022 bitmek üzere. Tabii biz bu işin kazma nezmat vuruldu. Nezmat burası başladı. Artık biz bunu inanıyoruz. Ve vatandaşlarımız da tabii burada haklı olarak, çünkü tuvalet çukurları doldu. Burası göç alan, işte 9 kat, 11 kat olan bir imar yerdeyiz. Mahallemizde altyapı %30'da var. Onların da parselli bacaları ufak olduğundan dolayı 9 katlı olan katlarda o 2009 ile bizim köyken, İncirlioğlu Belediyesi ile ortaklaşa yaptığımız bir kanalizasyonda olmak köyken. O günden bugüne Aydın Belediyesi'nin yaptığı bir %10'luk bir kanalizasyon projesi var. Yaptılar. Yeni yapılan mahallelerde. Onlar da yetersiz kanalizasyon. Artı Aydın İzmir asfalttan gelen yağmur suları direkt Sandıklı mahallemize gelmektedir. Çünkü neden? Mahallemiz Aydın İzmir asfaltından kot bakımından 1,5 metre aşağıdayız. Ve Aydın İzmir asfaltından oluşan sular nedeniyle mahallemiz su altında kalıyor. Ve burada fosfobitik çukurlar çöküyor. İçindeki affedersin boklar dışarı çıkıyor. Ve bu arada pislik meydana geliyor. Bunu Çevre Bakanlığı'sa, onlar ilgileniyorsa, onlar da bu işin üzerine düşsün. Çünkü burası Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu bir mahalledeyiz. Biz bu devletin parçasıyız. Bu devlette, bu belediyeler bize hizmet yapmakla mükelleftir. Bu millet vergi veriyor. Biz yetkililerden bir an önce bu kanalizasyon yağmur suyu hattın başlanmasını istiyoruz. Nokta. Enerji'den doğalgaz talebimiz var. Dilekçileri götürdüm bir ay, iki ay önce. Enerji Genel Müdürü Osman Bey söz verdi. Bu yapılan 100 tane dilekçenin, 120 tane dilekçenin olduğu yere doğalgaza bu sene vereceğine taahhüt etti. Sandıklı mahalle halkı yıllardır verilen sözlerin tutulmadığını belirterek kanalizasyon çalışmalarının bir an önce başlaması için çağrıda bulundu. Bizim öncelikle mahallemizdeki bizim kuyularımız, 15 günde bir kuyu çektiriyoruz biz. 15 günde bir kuyu çektiriyoruz. Yani bir çektiriyoruz, bir hafta sonra bakıyoruz, bir hafta da öyle atlatıyorsam 15 günde bir kuyu çektiriyoruz. Arıyoruz, aradığın zaman ilk zaman gelmiyorlar. Şimdi geliyorlar ama ilk zaman aradığımız zaman bir hafta, iki haftayı da geçiyordu. Yani bıktık artık, yani kokusundan mahalle rahatsız oluyor, kokusu çok, sinekler çok oluyor. Yani biz artık ayda bir taksitle onu ayırıyoruz. Bu yani kuyu çektirmeye, tabii kuyu kanalizasyon olmadığından. Onun için her ayda biz ona bir taksit ayırıyoruz yani. Her ay bir taksit vermek zorundayız. Ne kadar ödeme yapıyorsunuz peki kanalizasyon için? 75 lira için. Mıydı? 75 miydi? 90 lira diyor. 90 olmuş. Şu an 90 olmuş. 90-100 olmuş bak. Önce paramızı yatırıyoruz, sonra gelip çekiyorlar. Hemen o günde geliyorlar, ertesi günde geliyorlar. Vallahi yetkililere biz 2-3 sene, hemen 5 yıldır bekliyoruz yani. Geliyorlar, gelip böyle toplanıyoruz, konuşuyoruz. Tamam diyorlar, hemen yapacağız, hemen başlayacağız diyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar, konuştuklarıyla kalıyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir şey yapmadan çekip gidiyorlar. Söz veriyorlar. Tamam, kuyularınız bir sefer sizden, bir sefer bizden diyorlar. Yok, bir sefer onu tekrarlanıyor, bir daha yok yani. Bir sefer çekiliyor, bir daha yok. Bir kere çekiyorlar. Yok yani, biz onlardan istiyoruz ki gelsinler, bizim kanalizasyonumuzu yaptırsınlar, gitsinler. Yani sineklerden kurtarsınlar bizi, kokudan kurtarsınlar. Mahalle, her taraf mahalle, kolu komşunun olup taşıyor her taraf. Söz veriyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Yok, oy gel, oy zamanı geliyorlar, oy istiyorlar bizden. Oylarımızı veriyoruz ama gene yok, gene yok, hiçbir şey yapmıyorlar.
Bizim en büyük sorunumuz kanalizasyon, altyapı. Kanalizasyonumuz olmadığı için kuyularımız 15 günde bir doluyor. Komşularımız şikayetçi oluyorlar. Ve yetkililer zamanında gelmiyorlar. Söz veriyorlar ama söz verdikleri gibi sözlerinde durmuyorlar. Bizim sorunumuz bu yani, altyapı sorunumuz. Doğalgazımız yok. İncirlova'ya biz uzak bir mahalle değiliz. Yakınız. Bir uzak mahalle olur, dağda olur, bir şey olur anlayabilirim ama yani İncirlova ile biz birleştik artık. Bunu bir belediyenin çözüm bulması lazım. İnsanlar çok mağdur. Akşamları sivrisinekten duramıyoruz biz. Yani bunu yetkililerden gelip bir ilgilenmelerini istiyoruz. Büyük sorunumuz bu. Altyapı bizim sorunumuz. Burada insan yaşıyor. Bak 3 katlı evim burada oturuyoruz. Çoluk çocuk bu kuyunun içinde. Buraya avluya çıkamıyoruz bunun kokusunda. Başka yerde yok bak. Eşdilecek kuyum yok. Biz garantisyon istiyoruz. Çoluk çocuk kokunun içinde oturuyor. Aha bak gördünüz. Yalan değil. Bunu ben kaç günde çektirebilirim? 3 katlıyız biz burada. 15 gün demeye bu. 15 gün. Hoş geldiniz. Benim gelirim giderim yok. Sadece imamlık şeyimine geçiniyorum. Eşim hasta benim. Uğraşamıyoruz ondan bundan. Kalp hastası eşim. Doğal şey olsa, altyapı olsa bunu ben kaldırıp kattırıvereceğim, kurtulacağım. Öğrenmişsin. Söyledim. Hortumla tutacağım, şu yola çıkarıvereceğim. Özlem Çağçoğlu gelsin baksın. Bizim bu suyun içinde oturuyor çoluk çocuk. Kokunun içinde oturuyor. Biz altyapı istiyoruz. Evet. Doğalgaz istiyoruz. Aha 100 kilometre yok benim burada altyapıyla buranın arası. Muhtarımın ve diğer konuşmacıların da belirttiği gibi birinci sorunumuz vidanjör. Poşeftif çukurları bu zamanında çekilmiyor. Kuyular birbirine karışır vaziyette olmuş. Artık komşunun komşuya veyahut poşeftif çukurlar birbirine karışmakta. Bu sorunumuzun bir an evvel hallolması. Seçim zamanlarında buraya yalandan 50-60 tane büz koyuyorlar. Seçim bitti mi kaldırıyorlar büzleri. Ocak'ta, Kasım'da, Mart'ta, Eylül'de bizi oyalamaktalar. Herhangi bir sonuç alamadık. Diğer bir sorunumuz da sizin de gördüğünüz gibi geldiğiniz yollarda kasisler, yollarımız bozuk. Evet, arkamda görmüş olduğunuz bu 48 daireli binada bile kanalizasyonun olmadığını belirten mahalleli altyapının en kısa zamanda yapılmasını bekliyor. Bu dairede mi oturuyorsunuz? Evet, burada oturuyoruz. Kanalizasyon altyapınız var mı? Yok. Peki buradan yetkililere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani olmasını isteriz altyapının. Bizim doğal gazımız var, her şeyimiz var ama tabii kanalizasyon yok. Kanalizasyonun olmaması sizi nasıl etkiliyor peki? Şimdilik etkilemiyor. Daha şeylerimiz dolmadı ama ondan dolduktan sonra o şeyler, çukurlar ondan sonra tabii ki herhalde etkiler. Bilmiyorum. Yollarımızın kanalizasyonları yapılması lazım. Bir de şu sandıkıldan ana asfalttan acalara kadar olan yolun yapılmasını. Su taşıyor her tarafa. Su düzgün gitmiyor. Yol çok bozuk. Kamyonlar çok hızlı gidiyor. Binalar sallanıyor. Kasis çok yolda. O yoldan şikayetçiyiz. Sandıklıdan acalara giden yol.